Hıdrellez ya da Hıdrellez. Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlarda kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruzu Hızır yani Hızır Günü olarak adlandırılan Hıdrellez Günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanılır. Miladi takvimine göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Julian takvimine göre 23 Nisan Hıdrellez günüdür. 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır günleri adıyla, yaz mevsimini 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak günlerin başladığı anlamına gelmektedir. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bugün Hristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir. Bu günü Rum Ortodokslar, Aya Yorgi, Katolikler, Aziz George günü olarak kutlamaktadırlar. Hıdrellez'in UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültür mirası listesine alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmıştır. Hıdrellez'in kökeniyle ilgili çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdrellez'in Orta Asya, Orta Doğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu, bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya, Türk kültür inançlarına ait olduğu yolundadır. Günümüzde Anadolu'da ağaca dilek dilenen kağıdı asma, ateşten atlama gibi eski Türk ritüelleri devam etmektedir. Yine de Hıdrellez'i tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı itibariyle Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır. Hızır inancı. Hızır'ın yaşam suyu içerek ölümsüzlüğe ulaşmış, özellikle de baharda insanlar arasında dolanarak bolluk ve sağlık dağıtan, darda kalıp başı sıkışanlara yardım eden bir veli veya nebi olduğuna inanılır. Hüviyeti tam olarak bilinmese de halk arasında ve İslamiyet mitolojisinde bir Hızır geleneği vardır. Hızır'ın bir isim değil, bir lakap olduğu genel olarak kabul gören bir kanaattir. Ancak çeşitli kaynaklarda adı ve nesebi hakkında çeşitli fikirler öne sürülmüştür. Bazıları Hızır ile İlyas peygamberin aynı şahıs olduklarını öne sürmüştür. Halkın Hızır hakkında kanaati ve inanışı onun ebedi olduğu ve baharda tabiatın uyanmasını sağladığı yönündedir. Anadolu'dan başka Kafkasya, Trakya, Kırım, Azerbaycan ve Suriye'nin birçok yerinde makamları vardır. Bu da onun İslam aleminde hemen her yerde varlığına inanılan, ancak belirli bir kişi olmadığını, bir simgeden ibaret olduğunu anlatır. Hızır, doğasal bir durumu, baharda vücut bulan yaşamın tazelenmesini simgeler. Hızır'ın sahip olduğuna inanılan vasıflar, insanlara şifa, sağlık, uğur getirdiği, tabiattaki diriliş, uyanış ve canlılığın insana yansıması şeklinde ortaya çıkar. İslamiyet öncesi gök sakallı, ak sakallı kocalar gibi medet umulan, yardım istenen, akıl danışılan, kılavuzluk etmesi beklenen, barış, mutluluk, sağlık, refah getirdiğine inanılan bir kurtarıcı güç olarak düşünülür. Kur'an'da Hızır. Kur'an'da Kehf suresinde Musa ve bir gencin kıssası anlatılmaktadır. Kehf suresinde dahil olmak üzere hiçbir yerde Hızır ismi geçmemektedir. Ancak çeşitli hadislerde bu şekilde anılmaktadır. Olayın yaşandığı yer için iki denizin birleştiği yer denilmektedir. Uzun bir yolculuk yapan Musa ile yanındaki gencin beraberlerinde yemek için getirdikleri balığın kaçmasıyla başlayan olay sonrasında 65. ayette "derken
kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik denilerek gönderme yapılan Hızır'dan söz edilir. Anadolu'nun dört bir yanında farklı Hıdrellez ritüelleri vardır. Gelip bu ritüeller nelermiş inceleyelim. Geleneğe uygun olarak Anadolu'nun birçok bölgesinde Hıdırık denilen mesire yerleri mevcuttur. Bu bölgelerde mezarlık, yatır ve benzeri gibi çevre halkınca kutsal kabul edilen adak adanan veya bez, çaput bağlamak gibi bazı geleneklerin sergilendiği yerler vardır. Anadolu'da halk tercihen beyaz elbiseler giyerek gün doğmadan önce yeşil ve bol sulu kırlara gidip eğlenilir. Kutlamalar yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında bir türbe veya yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırık denildiği de olur. Biga'da romanlar sağlık ve bereket için sabah namazından sonra Hıdrellez'i yerde yuvarlanarak kutlar. Bazı yerlerde hastalıklar, ağrılar için şifa olduğuna inanılan Hızır sopası geleneği vardır. Bu sopa ağrı, sızı olan yerlere vurulursa ağrıların geçeceğine inanılır. Hıdrellez'de bahtı açma törenleri oldukça yaygın olarak uygulanır. Talih ve kısmet açtırmak isteyen genç kız ve kadınlardan yüzük, küpe gibi eşyalarını çömleğe atmaları istenilir ve çömleğin üzerine su eklenerek ağzı kapatılır. Hıdrellez akşamından yapılması gerekenler bu kadar değil. Hıdrellez gecesi gelenekleri. Hıdrellez gecesi veya 3 gün önce sokak kapısının üzerine musaf konur. İnsanlar ve hayvanlar bunun altından geçer. Bunun amacı hayvanların sağlıklı olması ve bol süt vermesidir. İnsanlara uğur getirmesidir. Hıdrellez gecesi bir gül fidanının dibine dilekler adanır. Dilekler şekillerle belirlenir. Ev istenirse topraktan, kiremitten ev, bebek istenirse bebek, para istenirse gül dibine gümüş para konur. Dileklerin gerçekleşmesi için Hıdrellez uğruna içtenlikle inanmak gerekir. Hıdrellez gecesi iki ekmek mayalanır, kenara konur. Birine sağlık, diğerine yokluk denir. Sabah niyet tutulan hamur kabarırsa o yılın var yılı, eğer kabarmazsa yok yılı olacağına inanılır. Hıdrellez gecesi her evin kapısına yeşil otlar, özellikle ısırgan otu asılır. Bundan amaç hayvanların bol süt vermesidir. Diğer bir inanmaysa Hıdrellez gecesi ısırgan asılan eve yapılan büyü tutmaz. Yapılan büyü bozulur. Hıdrellez gecesi dört yol ağzında ateş yakılır. Eski hasırlar yakılır. Üzerinden en az 3 kere atlanır. Ateşin üstünden atlanınca bir kış boyu insanın üzerine çöken uyuşukluğun ve hareketsizliğin atlatılacağına inanılır. Aynı zamanda inanışa göre atlama anında dertler ve kederler de dökülürmüş. Hıdrellez gecesi kapı yanına taş konur. Eğer taşın altı karınca dolarsa o yıl bolluk, bereket olacağına inanılır. Hıdrellez sabahı gelenekleri. Sabah güneş doğmadan kalkılır. Dut ağacının köküne "Dut, belimin ağrısını yut" diyerek bel vurulur. Böylelikle bel ağrılarından kurtulacağına inanılır. Hıdrellez sabahı dere veya deniz kenarına gidilip sağlık için el yüz yıkanır. Hıdrellez'den bir gün önce toplanan 40 çeşit ot dere suyuyla kaynatılır. Otların posaları süzülür. O suyla Hıdrellez sabahı yüksek bir yere çıkılır. İnanışa göre ne kadar yükseğe çıkılırsa saçların o kadar uzayacağına, sağlıklı ve parlak olacağına inanılır. Güneş doğmadan önce kırlara çıkılır. Çiçek ve otların üstündeki çiğler toplanır. Ele yüze sağlık ve sihirleri yok etmek için sürülür. Bu çiğle mayalanan sütün yoğurt olacağına inanılır. Ayrıca bir gece önceden dışarıya asılan yünden yapılmış giysi ve çorapların üstüne çiğ yağarsa güve tutmayacağı inancı yaygındır. Genç kızların, akraba delikanlıların veya nişanlıların özel eşyaları Hıdrellez gecesi köyün içinde bir gül dibine gömülür.
Delikanlılar bu eşyaları Hıdra ile sabahı gün doğana kadar bulmak zorundadırlar. Aksi halde eşyalarını saklayanın dileğini yerine getirmek zorundadır. Salıncakta sallanırken bir ağaç dalı kopartılır. Sallanırken dağlara taşlara, ulu ulu ağaçlara hastalık bana sağlık diyerek dal atılır. Bu yolla hastalıkların vücuttan atılacağına inanılır. Gül ağacı dileği nasıl dilenir? Hıdrellez geleneklerinden en bilineni ve en yaygın olanı gül ağacı altında dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdrellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Dileğimizi tahta çöpleri ağacın dibine dizerek betimleyebiliriz. Örneğin ev sahibi olmak istiyorsak tahta çöpleri gül ağacının dibine ev şeklinde dizebiliriz. Fakat sabah olduğu yerden toplayıp suya atmalıyız. Dilekler ne zaman ve saat kaçta yapılmalı? Bu hazırlıkların başında yiyecek hazırlama gelmektedir. Hıdrellez günü kuzu veya oğlak kesilmesi için yapılan hazırlıklar, çeşitli yemeklerin hazırlanması, bu arada birçok yiyeceğin hazırlanması olarak tanımlanabilir. Kısaca dileklerin türleri, şifa ve sağlık talebine yönelik olanlar, uğura, bereket ve bolluk talebine yönelik olanlar, mal, mülk, mevki ve servet talebine yönelik olanlar, kısmet ve talih açmaya yönelik olanlar olarak ayırabiliriz. Mesela Hıdrellez günü kır çiçeklerinin kaynatılarak suyundan içilmesinin hastalıklara şifa vereceği, Hıdrellez gecesi bütün sulara nur yağacağından o gece suya girmenin her türlü hastalığa karşı bağışıklık sağlayacağı inancı birinci gruba örnek gösterilebilir. Genellikle Hıdrellez gecesi Hızır'ın yeryüzünde dolaştığı ve dokunduğu şeylere bereket getirdiği inancı çok yaygın olduğundan o gece evlerdeki yiyecek ve içeceklerin açık bırakılması, dileklerin bir kağıda yazılarak gül ağacının dibine konulması gibi şeyler ikinci grubu teşkil eden uygulamalara örnek sayılabilir. Bunlara benzer pek çok örneğe her yerde rastlamak mümkündür.